Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün size mükemmel bir şey öğreteceğim. İnternet sitesi üzerinden katı cisimleri, hazır şu an ben katı cisimler anlatıyorum. Kanalda katı cisim videoları yavaş yavaş geliyor. Bu hafta itibariyle inşallah hepsini bitireceğiz. Ve size güzel bir site önereceğim. Ve bu güzel sitede aslında 3 boyutlu, yani biz düzlemde 3 boyutlu görselliği biraz zorlanıyoruz değil mi çözerken? Tüm öğrencilerin en büyük sorunu, hocam ben katı cismi göremiyorum ya. Ya biz zaten geometriyi göremiyorduk. Üstüne bir de 3 boyutlu katı cismi, yok işte o köşegenden mi çekmiş, bu köşegenden mi çekmiş dediğinizi böyle kulağıma geliyor. O yüzden ben size şöyle bir güzel bir sitede, hadi gelin hep beraber katı cisimlerde böyle algımızın değişeceği animasyonlarla interaktif bir şekilde bakalım neler öğrenebileceğiz. Hep beraber görmüş olacağız. Haydi geçelim. Şimdi sitemizin adı görüyorsunuz GeoGebra, tamam mı? İngilizcesi GeoGebra diye geçiyor. Şimdi burada bizim amacımız şu. Siteyi İngilizce ama siz bunu Türkçe yapabiliyorsunuz. Şu alt taraftan arkadaşlar İngilizceyi Türkçe yapabilirsiniz. Ama şimdi açıkçası şundan bahsedeyim. Bakın şurada Türkçe yapabiliyorsunuz. Bizim buradaki amacımız daha çok bu site üzerinde yabancı kaynaklardan animasyonlar bakmak. Şimdi katı cisimler nedir? Solid Object. Peki ben bunu şöyle hafifçe arattığımda bakın. Bir sürü içerik var. Bir sürü animasyonlu, basketbol topundan tut, işte akvaryumuna kadar, normal vazodan tutun, herhangi bir matematiksel sembolün grafiğine kadar hepsi bulunuyor. Bunu bireysel siz de geliştirerek çözebilirsiniz. Kendiniz yapabilirsiniz. Böyle ince ince detaylarına kadar öğrendikten sonra meraklısına oturup siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizler için şöyle birkaç tane, burada 1001 çeşit geometrik cisim var. Ben sizler için şöyle birkaç tane hazırladım. Gelin hep beraber Elizabeth ablamız ve bakayım. Aynen, Elizabeth ablamız hazırlamış bunu. Şimdi bak, şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Bu bir küpün açılımı. Yani 3 boyutlu bir şekilde istediğiniz boyutta şöyle çevirebiliyorsunuz bakın. Ben mesela şu boyutta kalsın istiyorum. Ve ben bu şeklin, örnek veriyorum, sarı orada durmasın, en başta dursun. Ve ben bunu kapatmak istiyorum bakın. Yavaş yavaş böyle çektiğinizde şeklin nasıl kapandığını görüyorsunuz. İlk baştaki halini görmek istiyorsanız tabii ki şöyle yavaş yavaş 3 boyutlu, hani bak deneme sorularında genellikle ne oluyor? Diyor ki işte yüzeylerine A, B, C, D, E yazıyor. Açık bir şekilde şöyle veriyor. Bak buraya A yazıyor. B, C, D, E, F yazıyor. Diyor ki D'nin karşısına hangi harf gelir diyor. Mesela işte bu tip sorularda hayal gücümüzü, bak şöyle hayal gücümüzü hızlı bir şekilde geliştireceğiz. Bakın bunun şöyle tam ortalayalım da. Dediğim gibi istediğiniz boyutta katlayabilirsiniz. Bak şöyle de katlayabilirsiniz. Size kalmış. Tamam mı? Bu birincisi. Bu küpün açılımı. Şöyle istediğiniz yöne doğru da böyle eğlenceli bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Geçiyorum. Tamam mı? Bu neymiş bak. Oynatalım. Oynat Uğur. Lokman ver müziği derler ya. Şimdi bak burada da bir piramit var. Tabanı kare. Bak yüksekliğini arttırabiliyorsunuz. Tamam mı? Aynı şekilde L'yi de, ana doğrumuzu da arttırabiliyoruz. Tamam mı? Daha doğrusu L hem ana doğru hem piramitte bunu anlatacağım. Hem de yan kenarın yüksekliği olacak. Bakın bu şekilde açılmış halini ve kapanmış halini şöyle biraz daha yaklaştıralım. Görmüş oluyoruz. Tamam mı? Kendiniz de şöyle hızlandırabiliyorsunuz. Anlaşıldı mı? Bu piramit. Geldim. En güzeli silindir. Bak şimdi silindir baba ne yaptı? Geldi, üst taraf daire. Daireyi açtı. Alt taraf da daire. Daireyi açtı. Bakın dikkat edin. Burada ne var? Şöyle tam ekran yapalım. Bakın yan kenardaki silindir dediğimiz eğri açıldığında bir tane dikdörtgen oluyor bak. Şöyle açıldığında bak dikdörtgen oluyor. O zaman bunu burada bıraktığımda bak şunun çevresi, bak dairenin çevresi şuradaki dikdörtgenin uzun kenarına eşit oluyor değil mi? Yani benim buradaki amacım sadece formülle değil arkadaşlar, animasyonlu şekil üzerinden de size bir şeyler öğretmek. Yani ben bu siteyi çok seviyorum. Siz de girip bakabilirsiniz bakın. Çok eğlenceli ya. Yani en azından meraklısına, hani geometriyi böyle ya biz niye öğreniyoruz, ne yapıyoruz diyenler için en azından formüllerini falan da buradan kullanabiliriz, görebiliriz. Geldik en güzeline, bir diğer güzel diyeyim. Bak ne görüyorsunuz? Bir koni. Koni açtı daireyi. Hop yan kenarları, yanal alanı açtığında daire diliminin alanı oluyor. Bakın tam sonda bırakalım. Bak, daire diliminin alanı. Yine aynı şekilde dairenin çevresi neye eşit oluyor? Şuradaki daire diliminin yay uzunluğuna eşit oluyor. Bakın yay uzunluğu. İşte burada kullanacağımız şeyler, o bahsettiğimiz yay uzunluğu formülünü dairenin çevresine eşitlediğinizde hop bir tane denklem ortaya çıkıyor. Yani bir şey ezberlemek zorunda değilsiniz. Katı cisimlerde kesinlikle ezbere karşıyız. Burada bu tip özelliklerle birçok formülü kendiniz bulabilirsiniz. Bunu da söyledik. Tabii ki yüksekliği falan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle rastgele yaptım ama yarıçapını arttırabilirsiniz, yarıçapını azaltabilirsiniz. Bu şekilde bakın, h'ı minimum seviyede yaptım. Bak kapanınca ne olacak bakayım. Gördünüz mü? H'ı max seviyede yapıp yarıçapı küçültelim. Bakın aynı şekilde. Yani istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Bak burada ne var? Şu kapalı şu an. Tamam mı? Bir açalım. Bak, bu da tabanı dikdörtgen mi? Evet, dikdörtgenler prizması bu da. Tabii ki boyutlarını şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Bak kapatıyorum. Şöyle boyutunu biraz düzgün tutalım da. Heh. Şuradan kapattım bak. Şu şekilde. Şöyle kapatırsak ne olacak? Bak görüyor musunuz? Yani hem açılma hem de kapanma evresini görmüş oluyoruz. Bu şekilde. Tamam. Burada 1001 çeşit şey var. Bak en önemlisini size göstermek istiyorum. En önemlisi şu. Şimdi şekil şöyle verildi size. Bak ne görüyorsunuz? Şekil, üçgen, dikdörtgen, yamuk ve daire. Dedi ki sana soru. Şöyle ben biraz kendimi ne yapayım? Biraz küçülteyim. Bak bir şey anlatıyoruz sonuçta. Dur. Heh. Dedi ki kenar etrafında 360 derece veya 180 derece dönecek. İyi izleyin şimdi. En güzeline geldik. Bak geldin. Bak çeviriyorum. Ama bak buradan çevirirken hocam ne oldu ya, ben bir şey göremedim. Bak hocam ne oldu, ben bir şey göremedim ya. Sen bana gösteremedin. Bak hafif şöyle eğri. Bak hafif ne yapalım? Beğenmedim ya. Heh. Bak şurada şöyle dursun bak. Heh. Ya, olayı görelim, anladınız mı? Bak şimdi çeviriyorum. Bak iyi izle. Bak çevirdiğimde ne oluyor bak. Ne oldu? Şu bir koni oldu bak. Çeviriyorum. Bu bir koni oldu. Şu bir silindir oldu. Alttaki kesik koni oldu. En sağ alt köşedeki de daire oldu. Tabii ki bunun yarı çaplarını falan siz oynayabilirsiniz. Üsttekini de aynı şekilde. Yani benim burada demek istediğim olay, taban mesela, tabana bakalım. O kağıt mesela, o dik üçgen şeklindeki kağıt. Hareket ettiğinde tabanda bak ne oluyor? Bir daire çiziyor. Bak hepsi daire çiziyor aslında. Hepsi daire çizdiği için ben şekli tepeden baktığımda aslında orası bir tabanda bir daire olmuş oluyor. Ve ben bunun hacmini bulmak istediğimde bak örnek veriyorum, koninin hacmi. 180 mi çevirmek istiyorsun? Bak mesela hani ben şöyle 360 çevirdim ama bak şöyle şurada bıraktık. 180 çevirdik, hepsinde yarım oldu. Tamam mı? Şu şekilde bak en güzeli, bence en güzeli şu kesik koni aslında da. Çünkü sınavlarda genellikle yamuk, herhangi bir yamuğu çeviriyorlar herhangi bir kenar üzerinden. Bakın burada mükemmel bir şekilde animasyonunu aklımıza resmen sokuyor diyebiliriz. Anlaşıldı mı? Ben bu arada açıklama kısmında sitenin linkini bırakacağım. Mesela daha ne bırakmışım size? Bak şunu açıyorum. Zemin sabit bak. Zemin sabit. Bu bir eşkenar üçgen piramit. Yani düzgün dört yüzlü diyebiliriz. Eğer örnek veriyorum bir kenar etrafında açılması gerekiyorsa bak hepsinde birer kenar sabit. Yani tamamen burada hayal gücü aslında. Bu şekilde 3 boyutlu bir şekli açmış oluyoruz. Başka ne yaptık? Şu sayfa sitesiydi. Ha, sadece 3 katı cisimler yok arkadaşlar burada. İstediğiniz şeyi İngilizce aratarak da bulabilirsiniz. Karede eş üçgenler diyorduk değil mi buna? Alfa beta benzerliği yapıyorduk. Bak şurası 90 ise alfa beta alfa beta. Buradaki amaç aslında sen bunun içine birden fazla, yani dışta bir tane eş üçgenler, bir de içeride bak yavaş yavaş şöyle çeviriyorum bakın. Çevirdiğimde zaten şu her şeyi açıklamıyor mu? Şu parça, şu parça, şu parça, şu parça eşit. Renkli bölgeler de birbirine eşit oluyor. O zaman bak içeriye bunun bir daha yerleştirdiğinde 1, 2, 3, 4 tane aynı dik üçgenden oluştu diyebiliriz. Yani eş üçgenin en güzel özelliklerinden biri bak. Ne kadar hareket ederseniz edin şuradaki bölgeler de hep eşit oluyor. Anlaşıldı mı? Yani bu görselliği böyle birkaç kez bakmanız bile bence çok avantaj. Mesela devam edelim. Ha şu vardı, dur. Bak bunda da bir silindiri, yani koninin içine bir silindir yerleştiriyor. Merkezleri aynı. Eğer sen bunu bak şöyle istediğin yönde tutabilirsin bu arada. Örnek veriyorum, yüksekliğini azalttım. Bak, yüksekliğini azaltınca sağ tarafta, ben yine ortalığı karıştırıyorum değil mi? Dur. Şöyle yapalım. Ben yine bak şöyle yüksekliği azalttığımda sağ tarafta yükseklik ve yarıçap arasında bir grafiği ortaya çıkartıyor. Yani koordinat sisteminde belirli bir oran ortaya çıkmış oluyor. Aynı şekilde yarıçapı azaltıp yarıçapı arttırdığında da bu sefer yarıçapa bağlı bir oran artıp ya da azalıyor diyebiliriz. Tamam mı? Bu şekilde burada bin bir çeşit özellik mevcut. Bir de şunu göstermek istiyorum size. Şöyle tam ekran yapalım. Bak görüyorsunuz. Ben şöyle çevireyim. Bir tane dik üçgen ile bir tane dikdörtgen 360 derece veya 180 derece belirli bir yönde döndürüldüğünde, bakın çevrildiğinde böyle bir şekil oluşuyor. Yani bir tane silindir, bir tane koni oluşuyor diyebiliriz. Tamam mı? Buradan istediğiniz, tabii ki detaylarını merak edenler için şurada grafikler, formüller, sinüsler, kosinüsler, segmentler, onlar bunlar hepsi zaten vektörel cinste olduğu için UVC diye bir vektör kalıbımız var. Tabi bundan birkaç yıl önce, yanlış hatırlamıyorsam 2017'de geometri konusundan kaldırılmıştı. Ama bilenler elbet vardır aranızda. En azından meraklısına umarım işinize yarayabilecek güzel bir içerik olmuştur. Evet. Burada tabii ki bak heksagon, altıgen, İngilizcesini yazdığınızda bakın bu da altıgenin neyi? Şöyle tam ekran yapalım da açılımı diyebiliriz. Bak altıgenin açılımı, altıgen dik prizmanın. Bakın şu şekilde, çok eğlenceli değil mi? Yani umarım siz de buraları biraz böyle kurcalarsınız. Yani sınavın son, ne bileyim, son ayında falan en azından merak edip görsellik katması için, tamam mı, bak şu şekilde görsellik katması için bir futbol topu değil de aslında beşgen ve altıgenden, gerçi hepsi beşgen mi? Evet, hepsi beşgen. Beşgenlerden oluşan bir kapalı dodekadron. Dodekadrohedron. Tam okuyamadım ama neyse. Evet, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Açıklama kısmından bu sitenin linkini bulabilirsiniz. Evet. Tabii ki mesela daha farklı bildiğiniz siteler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben kendi bildiğim siteyi burada size anlatmak istedim. Yani şimdi katı cismi anlatıyoruz ama benim buradaki size yani size açıkçası ayrıyetten bir döküman olarak, aslında bir animasyon olarak vermek istedim. Keşke hep beraber böyle farklı bir anlatım tarzı olsa da katı cisimle hepimizin böyle beynini açsak, böyle beynin içine koysak diyeceğim tabiri caizse, ama öyle bir imkanımız olmadığı için ben de böyle şeyler araştırıyorum. Tabii ki merak ettiğiniz herhangi bir kafanıza takılan bir şey varsa yoruma yazabilirsiniz. Anlaştık mı? Sizleri seviyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar. Umarım Haziran'ın sonunda da güzel yorumlarınızı, güzel sonuçlarınızı ve o güzel haberlerinizi bizlere vereceksiniz. Anlaşıldı mı? Görüşürüz. Hepinizi kucak dolusu sevgilerle.